Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşmelerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınav istiklalar ekranımız olsun. Hindonezya'daki dini zatlar yeni bir kıtım Xitay'nın kıldıkı dəsidi. Hindonezya'daki dini zatlar ömüki yeni bir kıtım Xitay'nın saxtı təşviqat kıldıkı dəsigen bulup, Xitay Hindonezya'nın Uttur Yava ölküsü İslam Muisipitler ömükini ürümçüge təklif kılıp ziyaret kıldırgan. Xitay təşviqat organı Tanrıdağ Doğru'nun haberi məlum buluşça, Xitay Şarkı Türkistan məsələsi de Hindonezya Müslümanlarının közünü boyaş üçün 21. maydan 22. maygıca Hindonezya Uttur Yava ölküsü İslam Muisipitler ömükini ürümçüde ziyaretli buluşka təklif kılgan. Ömek ilgiri kiyim bulup Ürümçi şehirdeki aldın tayarlap koyulgan Ak Mescid Sənət İnstitutu, İslam İnstitutu qatarlıq organlarını şundaqlı bir kısım şirket mahallelerini ziyaret kılgan. Ziyaret ahırlaşkan dinkin Hindonezya Uttur Yava ülkesi Çoğ Mescidinin reisi Ahmet Xitayning təşviqatıqı masalda Şinjanda her millet halkının icil inak ötüvatqallıqını dini itiqat erkirlikidin tuluq bəhrimən buluvatqallıqını his kıldım. Qaytıp bargan dinkin bu qitimki səpirimdiki haqiqi təsiratlarımni texamı köp kişiler bilen ortaqlaşı mən dəb bilgirliğen. Halbuki Xitay Şarkı Türkistan'da irqi qırğıncılıq cinayetinin bir kısmı bolğan İslam dini ve Müslümanlarını bastırı siyasetini qattıq icra kılıp gelmekte. Cümleden atalmış yeni kanunlarını tüzüp çıkıp 2018 yıldın 2022 yılıcı bolğan 5 yıl içi de Şarkı Türkistan'da İslam dinini Xitaycılaştırışını kanunlaştırdı. Bu plan hazır mı devamlıq icra kılınıvatkan bulup, hazırga kadar 16 mıngı yıkın mescid çekip etildi ya ki buzu etildi. Sakılgan bir kısım mescidler kavakhana, çayhanı digendek başka faaliyet sorularına özgertildi. Ondan başka dinle alakadar barlıq şerketler tuluk çeklengen bulup, halık İslam'dan pütülleyi vazgeçişge mecburlandı. Şunun bilen birge, Xitay İslam dünyasının her xil namlar bilen ömek teşkillep, Şarkı Türkistan'daki aldın tayarlanan çeklik orullarını ziyaret kıldırıp, halkının dini, milli kimlikinin pütülleyi qoğdalğalıqını, dini erkillikinin tuluq kapaletki ige hikayelikini taşkı dünyaya jar salsa, içki teşviqatı atalmış İslam dinini Xitaycılaştırış, dinini sosializmge boysundurış digendek sepsetler bilen irqi qırğancılıq siyasetini devamlıq icra kılmaqta. Buldur 19. Oktyabrdimi Hindonezyalik başka bir dini zatlar vekiller ömeki Xitay'nın teklifi bilen Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılıp Xitay'nın saxtı teşviqatıga maslaşkan idi ve ziyaretin kiyinki kalaymıqan bayalları sebeplik muhaciretki Şarkı Türkistan teşkilatlarının küçülük tənqidige uçurgan idi. Amerika ve onun iştibaqdaşları Tayvan'ı kollaydıqallıqını təkidledi. Amerika ve onun iştibaqdaşları birleşme bayanat ilan kılıp, Tayvan'ın Dünya Sahiye Teşkilatı'nın yıllık yığınığı katnışıgı ruhsat kılışını talep kıldı. Amerika vazının haber kılışça, Amerika, Angliya, Kanada, Avustralya, Germaniya, Japonya, Çex ve Litvaniya kadarlıq 7 iştibaqdaş devlet 24. may birleşme bayanat ilan kılıp, 27. may ötküzüldüğün Dünya Sahiye Teşkilatı'nın yıllık yığınığı Tayvan'ı katnaştırışını talep kılgan. Taybeydeki Amerika İnstitutu başçılığında ilan kılınan 8 elçihanının birleşme bayanatı da 77. nöbetlik Dünya Sahiye Yığını bu yıl Cenevede ötküzülmekçi. Ama Tayvan nöbette halkaralık teşkilatlardan asasen çetki kıldı. Tayvan'ı közetkiçi süptede teklif kılış Dünya Sahiye Teşkilatı'nın sığdırışçan ruhini hem adam sağlamlıktan bahriman buluşu gerek diyen halkara sağlamlık hemkarlıkı vadisini en yakşı eks ettirdi diyen. Bayanat diyene Tayvan'ın Dünya Sahiye Teşkilatı'nın yukarı iktidarlık, aktif ve mesuliyetken azası ihkalliki tilgi ilingan bulup, 2009 yıldan 2016 yılıca Dünya Sahiye Yığınığı Kürdetküçü Süptede Katnışıqı teklif kılınğalıqı Tayvan'ın amevi sağlamlık tecrübesi, demokratik başkuruş ve ilgar texniki tecrübesi, şunlıklı körünün kabiliyeti varlığı Dünya Sahiye Yığınının müzakirlerine intayın kıymetlik tökbelerine koşalaydıqallıqı bildirilgen. Dünya Sahiye Teşkilatı'nın uğurlaştırışıdaki 77. nöbetlik Dünya Sahiye Yığını 27. maydan 1. iyunuğaca Cenevede ötküzüldüğün bulup, Tayvan Xitay'nın besimi sebeplik uzun yıldan beri Dünya Sahiye Teşkilatı'nın sırtıda kaldırılmaqta. Tayvan Xitay'nın karşılıklı sebepidin köpligen halkaralıq teşkilatlardan çıxırıp edilgen bulup, gerçi Xitay əzəldin Tayvan'ı başqurup bakmağan ve başqurmağan bolsumu, ama öz özünü başqurup kilivatkan Mezgur Aral Devleti'ni
Xitay zemininin bir qismi deb da'vo qilib kelmoqda. BDT Xitay bilan Tayvanni o'zini tutib olishga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitay Tayvan orli va atrofida keng ko'lamli harbiy manevr o'tkazishga boshlagandan keyin Xitay bilan Tayvanni o'zini tutib olishga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bayonotchisi Stefan Dujarik kunlik muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlarning savollariga javob berib, Tayvan bo'g'izidagi o'zgarishlarni yaqindan kuzatayotganligini ta'kidladi va har qaysi taraflarni rayondagi jiddiylikni texmo avj oldirib etadigan qadamlardan saqlanishga chaqiramiz dedi. U yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoy masalasida BDT umumiy kengashining 1971-yildagi qaroriga asosan harakat qilayotganligini aytdi. Xitoy Tayvanning yangi prezidenti Lai Chingda vazifaga o'tirib 3 kundan keyin Tayvan orli va atrofida keng ko'lamli harbiy manevr o'tkazishga boshlaganligini uqtirgan edi. Putin Rossiyadagi Amerika mol-mulklarini ishlatishga ruxsat qildi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikaning yoki uning bilan chetishliq shirkat va shaxslarning Rossiyadagi mol-mulklarini Rossiya yoki Rossiya Markaziy bankisiga selingan ziyonlarning o'rnini to'ldirish uchun ishlatishga ruxsat qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Rossiyadagi Amerika mol-mulklarini bartaraf qilishni mazmun qilgan qarorname Putin tomonidan imzolangandan keyin davlatning qonun uchur sistemasida e'lon qilingan. Qarornamaga asoslanganda Amerika tomonidan ziyonga uchratilgan kishi yoki taraflar Rossiyadagi sud mahkamalariga ariz sunsa bo'ladi ekan. Aniqlab bekitilgan ziyonning o'rnini to'ldirish uchun Amerikaning Amerika bilan chetishligi bo'lgan shirkat yoki shaxslarning Rossiyadagi mol-mulklari ishildildi ekan. Qarornomada hukumatga Rossiya Markaziy bankisining pullarini o'z ichiga olgan Amerikada to'ngitilgan mol-mulkning badaliga Rossiyadagi ishiltishga bo'ladigan Amerika mol-mulklarini aniqlash huquqi berilgan. Amerika Kengash Palatasi 24 aprel Rossiyaning to'ngitilgan mol-mulklarini Ukrainaga avatishni tasdiqlagan edi. Yevropa Ittifoqi davlatlari bu oyning 5-ida Rossiyaning to'ngitib qo'yilgan mol-mulklardan qilingan kirimni Ukrainaning mudofiyasini qo'llashga ishlatish masalasida o'zaro kelishgan edi. Turkiyadagi universitetlarda Sharq Turkiston vaziyati tanishtirildi. Yaqinqi kunlarda Turkiyaning bir qancha viloyat shaharlarida Sharq Turkistonning navbatdagi iyg'ir vaziyati, shunaqli muhojiratdagi Sharq Turkiston da'vosi tanishtirildi. 22 may Chanaqqal'a universitetida Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tanishtirish faoliyati o'tkazilgan bo'lib, faoliyatni Chanaqqal'a 18 mart universiteti ijtimoiy mas'uliyat klubi va mazkur universitetning o'qituvchisi professor doktor Nurahmat Qurban tashkillagan. Faoliyatga Sharq Turkiston ulamolar birligining raisi dotsent doktor Alimjon Bug'da bilan Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Udun taklif qilingan. Doktor Alimjon Bug'da Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini, sabablarini, ijro qilinish shakli va usullarini tafsilotli tanishtirgan. Abdulahad Udun afandimo Sharq Turkiston da'vosida xizmat qilayotgan jamiyatlarni, xususan inson huquqlarini ko'zlash jamiyatining davom qilayotgan xizmatlarini tanishtirgan. Turgan. Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan Abdulahad afandining tanishtirishicha maktabdagi o'quvchilar Sharq Turkistonning tarixdagi assimilyatsiya ahvoli, shunaqli navbatda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida tafsilotli ma'lumotga erishish maqsadida doktor Alimjon Bug'da bilan Abdulahad Udunni taklif qilgan. Abdulahad afandi fursatdan foydalanib Sharq Turkistonning navbatdagi ahvoli haqida tafsilotliroq ma'lumot berish uchun aloqador suratlarni faoliyat maydoniga olib borgan va maktab zaliga Sharq Turkiston vaziyatini texmo jonliq tanishtirgan. Faoliyat oxirida universitet o'quvchilarining Sharq Turkiston masalasi haqidagi savollarga javob bergan. Alimjon Bug'da 23 may yana Gabzi Texnika universitetida o'tkazilgan faoliyatga taklif bilan qatnashgan. Faoliyat yaxshilikning kelajagi klubi tomonidan o'rinlashtirilgan bo'lib, doktor Alimjon Bug'da maktab o'quvchilariga Sharq Turkistonning tarixi, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tanishtirgan. Abdulahad Udun afandim 24 may yana Turkiya insoniy yordam maxfiy IHA yoshlar shubasining taklifi bilan Qardal Anadolu Imam Xatib o'tir maktabi tashkillagan Sharq Turkistonni tanish nomli faoliyatga qatnashgan va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati, xalqaro jamiyat va davlatlarning bu masalaga tutgan maydoniy qatorliq masalalar haqida to'xtalgan.
Hörmətli körmələr, şuna qılı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətik proqramımız görüşkücə. Aman bolğa istər. Assalamu aleykum və rəhmətullah.